Daha önce Aydan çizmiştik bir tane Survivor'dan ki çok beğenilmişti. O yüzden devamını getirdik ve ona buradan ulaşabilirsiniz. Hatta Aycan'dan bir değil iki tane çizmiştik. Hatta üç tane çizmiştik. Aycan döndüyse eğer onu da buradan bulabilirsiniz. Dönünce yayınlayacağım. Siz bilmiyorsunuz ama Cemalcan'ı da çizdim. Onu da çok yakın bir vakitte, çok çok yakın bir vakitte yayınlayacağım. Ki ardından Danla'yı da çizmeyi planlıyorum ki takım halinde olsunlar. Ama şimdiki konumuz Elif. Bence finalde olması gereken isimlerden biri. Hatta bu üçünün finalde olması gerekiyordu. En azından bir tane kadın yarışmacı olması kesin gerekiyordu. Ki Aycan'ı ben çok isterdim. Ama olmadı. Ne yapalım? Elif'i de istiyorduk ama o da olmadı. Neyse bunu çizimle başlayalım da. Her zamanki gibi şaşırmayacaksınız ve gözden başladım. Göz çizgilerini önce oturttum. Çizgilerini değil daha doğrusu göz bebeklerini oturttum. Gözün üstündeki çizgileri de yerleştirdim. Elif'in gözleri renkli değil, siyah ya da çok koyu kahverengi. O yüzden yapması çok zor olmadı. Baya kolay geldi. Aycan'ın gözlerinde çok uğraşmıştım mesela. Burunda da tabii gölgelerle başladık ya. Direkt burun çizgisini gölgesiyle verdim. Yanağında bir gölgelendirme vardı. Burayı biraz fazla abartmışım. Bayağı koyu oldu. Yani keşke yapmasaydım dedim sonradan da iş işten geçti. Çok çok koyu oldu. Yani bu kadar koyu yapmayın siz eğer yapmayı planlıyorsanız. Yani ya üstüne ya da belirginlik olsun diye altına çok hafif bir tık böyle bir açık bir kahverengiyle falan yapabilirsiniz. Dudakları da ten rengiyle pembeyi karıştırarak bir ruj rengi elde ettim. Daha önceki kullandığım ruj renk de daha şeydi ya da dudaklar birazcık daha kırmızı tonlarındaydı. Cemalcan'la ikisinin birazcık şey oldu. Ten renginden yaptım ruj, dudaklarını. Evet, yüzü hafif hafif ortaya çıkmaya başladı. Çok aşırı belirgin değil ama sonuna işte genelde zaten başlarda böyle oluyor, sonradan toparlıyor. Ten rengini vereceğim. Ten renginin üstüne gölgelerle geçtikten sonra zaten yüz tamamen ortaya çıkmış olacak. Şu yanaktaki kısım gerçekten kötü duruyor şu an. Çok çok kötü duruyor. Sizin görmediğiniz kısımlarda kağıt kurudu. Kağıdı ben hızlı kurusun diye vantilatöre bantlayıp öyle kurutuyorum. Çünkü kurumuyor. Evet, gölgelerimiz birazcık yoğun, bayağı gölgesi var. Herhalde en çok uğraştığım yüz oldu. Diğerlerine bu kadar çok uğraşmamıştım. İnat ve ısrarla o yanak kısmını düzeltmeye çalışıyorum ama çok koyu oldu. Bir şekilde kapatmam gerekiyor orayı. Şimdi bir yer eğer koyu olduysa ya diğer tarafları da koyu yapmanız gerekiyor ya da açmanız gerekiyor. Koyultma tekniğini denedim. İşe yaramadı. Ben de açmayı deneyeceğim birazdan. Bir de şöyle bir durum var. Sulu boya yapım aşamasındayken renkleri çok farklı gösteriyor. Bittikten sonra, kuruduktan sonra çok farklı gösteriyor. Hani çok koyuymuş gibi gelebilir yaparken, sonrasında zaten yavaş yavaş kuruyunca anlarsınız ki aslında o kadar da koyu değil. Açılıyor yavaş yavaş. Gölgelendirmeleri çok fazla var. Siyah gölgesi çok fazla var. Işıktan dolayı. O yüzden siyah normalde ben çok fazla kullanmam bilirsiniz zaten kahverengiyle yaparım gölgelendirmeleri ama bunda bayağı koyu koyu gölgeler var. O yüzden siyah bu sefer çok kullandık. Boyun çizgisi boynu tamamen açıkta kalmış. Bu kadar fazla boyun çizdiğimi de hatırlamıyorum. Boyunla uğraştığımı hatırlamıyorum. Çünkü bayağı açıkta kalmış yani belli oluyor.
Yavaş yavaş yüzü şekillendi. Hatta bayağı Elif'in yüzü çıktı ortaya. Şimdi tişörtü, beyaz bir tişört vardı burada üstünde. Ne zamandı bu? Bayramda falan mıydı ki? Şimdi, tişörtü neredeyse hiç boya kullanmadım. Sadece su var ama ne kadar koyu gözüküyor, değil mi? Bu hep şeyden işte, kağıttan dolayı. Tam bir sarışın olsa böyle olacakmış. İyi ki tam bir sarışın değil. Şeyleri anlatmak isterim. Kolyeyi anlatmak isterim. Hiç çıkarmadı o kolyesi. Kolyenin önce boncuklarını yapmak için yuvarlak yuvarlak sarıyla pıtır 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 yaptım. Üstünden onların tam daha kurumamışken kahverengi pıtır 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 yaptım. Onun da üstünden tam kurumamış haldeyken siyahla pıt 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 geçtim. Üstünden bir de kalemle geçeceğim. Tam olmadı şimdi. Saçları tam sarı değil. Kahverengili siyahlı böyle. Çok zorlayıcı bir saç. Gerçekten çok uğraştırıcı bir saç. Ben de çok fazla uğraşmadım, yalan yok. O yüzden sadece renk tonlamalarını yaptım. Üstünden kuru boyayla geçtim. Şeylerini kuru boyayla verdim yani, o tane tane duruşlarını. Yoksa uğraşamam o kadar. Uğraşırım da açıkçası birazcık yetiştirmek istedim ya. Şimdi finale kalır diye bekliyordum. Bir anda elenince ben de şok oldum. Ya bir günüm daha var diye düşünmüştüm ben. O yüzden 3 günden 2 güne indirince böyle oldu. Şimdi saçının bir tarafı çok koyu. Bir tarafı da orta koyulukta, sarılı marılı. Ama yine de iyi kapattık bence. Saç yapmak eskiden ölüm gibiydi. Hiç sevmediğim bir şeydi. Şimdi çok hoşuma gidiyor ya. Zorlayan şeyleri yapmak her zaman daha eğlenceli geliyor bana. Biraz değişik ama ne yapalım, böyle kabulleneceğiz. Dediğim gibi sol taraf bayağı koyu. O yüzden ben kahverenginin de üstüne koyu koyu siyahla geçtim. Zaten ne yapıyorduk? Önce açıkları yapıyorduk, sonra koyuları yapıyorduk. İşte yavaş yavaş koyu takıyorduk. Önce sarı, sonra kahverengi, sonra siyah. İşte en açık ne varsa ilk başta onu, orta tonlarda ne varsa sonra onu, en sonunda en koyu tonu ya da işte yavaş yavaş böyle arttıra arttıra tonun koyuluğunu geçiyoruz. Evet, bu dediğim işte kuru boyayla yapma mevzusu bu. Bayağı kuru boyayla saçların çentik 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 tek tek şeylerini ayırdım, tanelerini ayırdım. Burada çok belli olmamış, yakından bayağı belli. Evet, bu şeylerde beyazlıkları verdim. Beyaz noktalar özellikle gözde canlılık veriyor. İşte burnun üstünde de vardı, alnında birazcık vardı. Oralarda da bir canlılık versin diye şey yaptım yani, birazcık beyazlık yaptım. Arka planında bol bol su, çok bol su, çok çok az boya. Biraz yeşil, biraz kırmızımsı kahverengi, kiremit rengi gibi daha çok. Koyu koyu kiremit rengi. Şimdi kurudu tabii ama tatmin etmedi beni. Bir tık daha geçeceğim üstünden. Bu kağıtlar buruş buruş oluyor ya, onun yöntemini buldum. Ama şu an malzemem kalmadı. Onu bir ara gidip alacağım. Aldıktan sonra size de gösteririm. Çünkü böyle kırışık kırışık hoş olmuyor ya. Aycan'ınki de böyleydi. Bayağı kırışık kırışıktı. O malzemeden sonra hiç kırışıklığı kalmadı. Kağıt bayağı yumuşadı falan, çok güzel oldu. Malzeme dediğimde ahşap cilası. Sprey ahşap cilaları var ya, onlardan. Geldik en zevkli kısmına. Ney? İmza kısmı. Buralarda hatırlatabilirim. Bence abone olabilirsiniz. Olmak isterseniz, İstemezseniz de, olursanız da, destek olursanız da çok tatlı olur. Evet. 5 saatte bir imzayı atamadım. Tamam, bitti. Bitti bitti. Vallahi bitti. Güzel oldu ama. Hatta diğerlerinden daha bir güzel oldu denebilir. Fark ediyorum da her seferinde bir tık daha arttırıyorum, bir tık daha arttırıyorum, bir tık daha güzelleşiyor gibi geliyor bana. Ne düşünürsünüz bilmem ama ya, öyle hissediyorum.
Bilemeyeceğim. Neyse buradan Sulu Ev videolarına, buradan minyatür videolarına, tam olarak buradan da kolay çizim videolarına ulaşabilirsiniz. Buradan mutlaka abone olmalısınız. Buralara yorum yapabilirsiniz. Beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bye bye.